Sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Çok güzel, yine özel bir örnek sunacağım, aktaracağım. Alay etmenin cezası. Evet. Gavsül Memdü Hazretleri bir gün dergahın önünde otururken Abdurrahim Efendi'yi huzuru şeriflerine çağırdı. Şam'a gidip gitmediğini sordu. O da gitmedim efendim deyince şu tarafa bak bakalım ne göreceksin buyurdu. İşareti ettiği yöne baktığında yemyeşil bahçeleriyle Şam'ın karşısında durduğunu hayretle gördü. Şam'ı merakla seyrettiğini gören Gavsül Memdü, Abdurrahim Boşi köyü buradan uzakta mıdır? Görülebilir mi? Buyurunca rüyadan uyanır gibi Şam gözlerinden silindi ve hocasına o köy buraya uzaktır, görünmez efendim diye cevap verdi. Bunun üzerine doğu tarafına bak buyurdu. O anda küçük bir tepenin yamacında kurulmuş olan Boşi köyü gözünün önüne geldi. O anda köyün bir kenarında Gavsül Memduh'un talebelerinden birkaç tanesi oturmuş sohbet ediyorlardı. Köy bekçisi de yanlarında sırtüstü uzanmış yatıyor. Talebelerle alay ediyordu. Gavsül Memdü, Abdurrahim bekçinin arkadaşlarınla alay ettiğini görüyor musun diye sordu. O da görüyorum efendim. Eğer müsaade buyurursanız hemen hakkından geleyim diye sordu. Hocasının hiç cevap vermemesinden cesaretlenerek ayağını hızla bekçiye doğru salladı. Allah-u Teala'nın izniyle ayağı bekçinin tam karnına isabet etmişti ki birden karnını tutmaya ve feryat etmeye başladı. Bir daha vuracaktı fakat Gavsül Memdü yeter ya Abdurrahim buyurunca durdu. Boşi köyü de gözünden kayboldu. Hocasının bu kerametlerine hayran kalmıştı. Aradan 10 gün geçmişti. Boşi köyünün bekçisi yüzü sarılı bir halde Gavsül Memduh'un huzuruna çıkarıldı. Ağzı sol kulağına kadar eğilmişti. Eğilen taraf kırış kırış olmuş, diğer tarafı da davul zarı kadar gerginleşmişti. Bu sebeple ne ağladığı, ne güldüğü, ne de konuştuğu anlaşılıyordu. Zor konuşabilen bekçi, "Aman ya hocam, Allah-u Teala'yı zikreden talebelerinle alay ederken birisi şiddetle karnıma vurdu. O anda bütün vücudum hareketsiz kaldı. Ağzım da bu hale geldi. Bundan böyle hatamı anladım ve tövbe ettim. Ne olur beni affediniz ve ağzımın eski hale gelmesi için dua ediniz." diyerek hüngür hüngür ağladı. Gavsül Memdü onun bu durumuna çok üzüldü. Merhamet edip ellerini kaldırarak dua etmeye başladı. Sonra mübarek elini bekçinin yüzüne sürdü. O anda bekçinin ağzı Allah-u Teala'nın izniyle eski haline geldi. Evet, alay etmek, dalga geçmek, bunlar hiç kimseye yakışmıyor canlar. Hiç kimseye, insan olan hiç kimseye yakışmıyor. Yapmayalım. Yapanlar varsa ki olabilir, insanız, her birimiz de olabilir. Ama yapılmamasında fayda var. Yapmayalım. Buradan da anladığımız kadarıyla değil mi? Yapmayalım. Efendim, beğenmeyi, paylaşmayı da lütfen unutmayalım, olur mu? Aşk olan.